Sen iyice yaşlandın artık. Adamlarını seçemez oldun. Satılır oldun. Ne yapıyorsun aslanım? Namusunu temizliyorum Aslan amca. Sana gelme demiştim. Je suis désolé. Tu ne me m'as pas écouté. Asıl sen beni dinlemedin. Sana iki kere gelmemeni söyledim. Benim 30 yıllık planımı bir kalemde silip atamazsın. Kim olursa olsun bunu yaptırmam. Kızım bile olsa. Papa, je t'avais appelé de l'aéroport. Tu m'avais dit ne viens pas. Si tu avais patienté un petit peu, tu aurais compris que j'ai été obligée et que j'avais raison. Sophie, yarın ilk uçakla dönüyorsun. Hiçbir yere gitmiyorum, Monsieur Karahanlı. Estağfurullah. Ben vazifemi yaptım. Bu sıralar uyuşturucu için üstüne çok gidiyorlar. Haklılar tabii. Önemli bir mesele. Siz olmasaydınız girmeyi düşünmezdim bile ama. Neyse, ben gereken tedbirleri uyguladım, o kadar. Tuncay, hayatının işini yaptım, o kadar söylüyorum. Nasibimdeki malları boşalttın ya. Benim anlamadığım, gemiyi niye batırttınız? Bana ne? Benim gemim miydi? Sahibi düşünsün. Karahanlı bu lütfu testereden başka kime yapardı diye düşünüyorum. Babasının oğluna yapmazdı diye efkarlanıyorum. Belki de babasıdır. O zaman anasını kestirmezdi. Hüsrev'a, eğer işin içinde Necmi'nin Ali Cengiz'i olmasa, Karahan çoktan kalemini kırardı. Ne Ali Cengiz'i çıkacak ki? Mallar batmamış mı olacak? Bu yılan bizi hepten batırmak için denizin altından malları taşıtır. Yine de çıkarır da. O balıkların ismini bilemedim Hüsrev'a. Satılmış olduğuna nereden kanaat getirdin? Senden. Eğer kapıdan içeri girdiğinde ilk cümlen "demek sizdiniz" olsaydı adamın yaşıyor olacaktı. Adamı nasıl kaldırdın? Onu bütün gün takip ettirdim. Biliyordum ki bir KGT elemanı profesyonel olmayan birileri tarafından takip ediliyorsa bunu hemen anlar. Nitekim anladı. Benim beklediğim de adamının adamlarımı fark etmesiydi. Ancak
Allah kahretsin. Sadede gel. Siz elemanlarınıza ne öğretiyorsunuz? Takip edildiğini anlayınca normalde ne yaparlar? Şimdi de ders bölümüne mi geldik? Derslerin üstünden tekrar tekrar geçmekte fayda var. Eleman ne olursa olsun bir şekilde takip edildiğini merkeze, yani size bildirmesi gerekiyordu. Keza KGT elemanı birileri tarafından kaçırılıyorsa sizin bunu hemen bilmeniz ve gerekeni yapmanız icap ediyordu. Eğer adamının takip edildiğini, hatta kaçırıldığını bilseydin, eve girer girmez ilk cümlen, demek siz kaçırdınız olurdu. Oysa sen ne takipten, ne de kaçırılmadan haberdarsın. Peki merkeze haber vermedi diye mi öldürdün adamı mı? Tek haberdar olmadığın yukarıdakiler değildi aslan amca. Adamın sana ihanet etmeye başlamıştı. Nereden biliyorsun dedim. Ya numara yapıyorsun, ya da gerçekten ihtiyarlamaya başladın aslan amca. Gazetedeki ilanlara bakıyordum bir gün. Her zamanki gibi. Bir ilana rastladım. Dikkatimi çekti. İlanda Kıbrıs-Mersin arası sefer yapan feribotlarda ikinci kaptan olarak çalışacak deneyimli yakın yol vardiya zabiti Klas 2 aranıyor yazıyordu. İlan tümden kötü hazırlanmış bir şifreydi. Bir kere klasiki vardiya zabiti için önerilen iş küçük bir işti. Bunu çok rahat 3. 4. klasta denizciler yürütebilirdi. İkincisi ise ilanda verilen telefon numarası İstanbul'a ait değildi. Mersin'e aitti. Hemen aradım. Numara yanlıştı. Başka? Telefon numarasının banka hesap numarası olduğunu çözmekte zorlanmadım. Ama benim için zor olan bankanın ismini bulmaktı. Şifre varyasyonlarıyla Grand Bank of Larnaca Cyprus'a ulaştım. Bankayı hack ettiğimde karşıma sadece bir şifre çıktı. S2. Allah kahretsin. 1001 zorlukla KGT'nin ağının içine girdim. S2'ye dair bir ipucu bulamadım. Ancak karşıma başka şifreler çıktı. Onların Karahanlı suikastiyle ilgili olduğunu çözdüm. Thank you.
Yani salon. Salondaki elemanlarından ikincisi. Birincisinin barona en yakın elemanın olduğunu çözmek kolay. İkincisini ise suikastin bantlarından çözdüm. Teröriste yeter ne eden adam? Yerdeki. Adamını ben çözmüşsem, hem de kasetleri bir kere seyrederek, baron haydi haydi çözmüştür. Ben onun kendi ölüm provasının bantlarını seyretmeden uyuduğuna ihtimal vermiyorum. Adamını sorguladım. Senin veya KGT'nin kimliğini henüz onlara satmamıştı. İşe küçük küçük başlamıştı. İlk işi nasibim birdi. Keşke bana bildirseydin. Ben daha geniş kapsamlı bir sorguya alırdım. Senin satılıp satılmadığını yüzleştirmeden nasıl bilebilirdim ki? Sen ne demek istiyorsun? Sen adamının ihanetini bekler miydin? Ben de senin ihanetine ihtimal vermezdim. Ama yine de işimi sağlama aldım. Sen de eğer işini sağlama alsaydın, kötü köpek sürüye kurt getirmezdi. İlk cümlenle anladım ki sadece adamını ihanet etmiş. Ve onu öldürdüm. Bizi çok zor bir duruma düşürdü hain şerefsiz. Benden alenen kelle istediler. Beni verseydin. Aklımdan hiç geçmedi deme. Artık ayıp ediyorsun ama. Niye? Daha önce de içine ediyordum Aslan amca. Ama sıkma canını. Uyuşturucu nasibin birin içinde değildi. Ne? Nasibim iyi bir yemdi. Hem konseye hem bize. Le sujet ne concerne ni à toi, ni à moi. J'allais prendre les photos de ma thèse dans la vie où les trois religions se croisent. Je proposais soit Jérusalem, soit Beyrouth. Mais le professeur m'a conseillé de terminer mes travaux à Istanbul. Pour mes origines, mais aussi pour des raisons de sécurité. Profesörün senin köklerini biliyor mu? J'ai déjà dit mon père est turc. Mais je ne l'ai jamais vu. Et ma mère s'en fout. Neden böyle bir yalan söyledin? Je vais rester qu'un mois ici. Seulement un mois. Hiç değilse bir ay babalık yap. Gün. Kılıç sana gereken doneleri verir. 10 gün içerisinde benim istediğim zamanlarda ve şartlarda görüşeceğiz. Sadece bu gece burada kalabilirsin. Geri kalan her şeyi kılıç halledecek. Merci. Bonsoir, Sophie. İşlerini halledip yanıma gel. Emredersiniz. Buyurun Safiye Hanım. Artık diğer gemiyi bulmak senin işin. Nakliye tahminim Mersin'de olmayacaktır. Malı denizde mi diğer gemiye transfer etmişlerdir? Bunu bilemeyiz. Çok da önemi yok. Çok zamanın yok. Bu gece
ya da yarın iş kopar. Testere ortaklarından daha fazla saklayamaz malların varlığını. Benden bu kadar. Teşekkür ederim. İyi iş çıkardın. Böyle bir işle bana dönmene de ayrıca sevindim. Hiçbir yere döndüğüm yok Aslan amca. Hiç aklından çıkarma. Ben babayım, sen amcasın. İyi geceler. Şanslı es limana yanaştı. Nakliye işlemi birkaç saat içinde başlar. Herhangi olağanüstü bir gelişme? Hayır, yok. Adamlarla sürekli temas halindeyiz. Güzel. Dakika dakika rapor istiyorum. Telefonum açık olacak. Uygun bir lisanla gelişmeleri bildirirsin Tuncay. Nasıl isterseniz. Sizden özel bir ricam olabilir mi Necmi Bey? Ne istersen Tuncay. Teveccühünüz için minnettarım. Ancak uygun görürseniz, bundan sonraki işlerde ben yine her zamanki gibi tarafsızlığımı korumak istiyorum. Senin tarafsızlığına bir zarar mı verdim? Estağfurullah. Hayır ama ben uyuşturucu işi yapmak istemiyorum. Değiştir bu kafayı Tuncay. Değiştir. Pırıl pırıl işleyen bu zeka bana daha çok lazım. Yeğenim, atadan dededen kuyumcu bir adammış. Yanlış işi yokmuş. Ufak tefek rica üstüne çek kırarmış. O da esnaflığın şanındandır. Rica geldi mi yaparsın. Sütten çıkmış ak kaşık yani dayı. Ben ne bileyim nereden çıkmış. Ama herkes diyor ki Kirkor temiz adamdır. Kendine yetecek kadar da zenginmiş. Eğer adı güzelin dediği gibi çökeceksek yanlış adam. Usta kime değmiş bu adam? Sen nereden kafayı taktın? Memati, kime değdiğini çözemediğim için kafayı taktım. Bu adamı dayıdan önce ben araştırdım. Dayının dediği gibi mütevazı bir kuyumcu. Ama yalı dairesinde oturuyor. Denizden mi gireceğiz? Allah Muhammed aşkı için bir sus güllü! Her sabah aynı saatte evinden çıkıp aynı saatte dükkanını açıyor. Bir tane emektar şoförü, daha doğrusu koruması var. Hep aynı saatte işinden çıkıp muhakkak aynı saatte evine dönüyor. Evden mi alacağız? Mümkün değil. Evinin önünde araba duramıyor. Ancak arabadan inecek kadar. Denizden yalıya girilemiyor. Çünkü Sarıyer'in en civcivli yerinde. Bir tek yol kalıyor geriye. Niye? Kapalı çarşı da var. Hasbinallah. Yoldan alacağız Kirkor Terzioğlu'nu. Ama işimiz çok zor. Bu adamın kim olduğunu, kime temas ettiğini, nasıl korunduğunu hiç bilmiyoruz. Terzioğlu benim için çok önemli. Yeni paracıklar gelecek mi bir müddet sonra? Sana para gelir de biri aklımı bulandırdı. Ben daha fazlasını veririm diye. Kimmiş o soyu bozuk? Kirkor Terzioğlu. Sordurdum, kapalı çarşı elindeymiş. O sibikli mi? Kezi kendi söküğünü dikemez canım. Nerede sana iplikçiden fazlasını verecek? Tanımam etmem o kişiyi. Kefil de olmam. Ama bir numarası olsa mutlaka tanırdım. Pek de sevişirdim. Yine de sen bilirsin tabii. Yok yok. Ben senden başkasıyla çalışmam. Canım. Böyle tatlı tatlı konuş canımı ye. Kardeşim öyle falan mı olur? Kusura bakmayın.
Öndeki de yani fren yapınca görünmez kaza oldu. Oh, sizin araba peltek olmuş. Hı. Geçmiş olsun bey amca, bir şeyiniz yok ya. Yok canım, sağ ol. Abi ne yapacağız? Araba gitmez. Ben götüreyim diyeceğim ama polis gelecek, zabıt tutulacak, alkol muayenesi yapılacak, ifade alınacak, cumhur uygulanacak. Ölme şeyim ölme. Ölsek daha iyi de anlayacaksınız bey amca. Ben taksiye biner giderim. Siz halledersiniz. Kandil gecesi doğmuşsunuz bey amca. İsminiz Mevlüt mü? Ticari taksi de geliyor. Dur be oğlum. Bir elin ayağın denk dursun. Dur. Birader boş musun? Boşum. Bey amca boş mu? Ne tarafa abi? Sarıyer'e. İşini hallettikten sonra eve gel. Tamam abi. Hepinize öncelikle anlayışınız için teşekkür ediyorum. Benimle tüm bilgisini paylaşıp 24 saat süre isteyen Necmi kardeşimize konseyimize gelişmeleri aktarması için söz veriyorum. Bu ambulans ne? Daha dikkatli ol. Tekrar geçmiş olsun. Ne yapmışlar usta? Adamı diri getirmişler Memati. İlaçlarını kullanmayı ihmal etmesin. Erhan, ambulans gidince içeri al. Dayı ne yaptınız siz? Zeyno. Öldük dirildik yeğenim. Bu ciğersiz meğer kalbi varmış. Benden ne istiyorsunuz? Bırakın. Otur Terzioğlu. Seninle konuşacağız. Vallahi, billahi bütün malım size feda. Beni bırakın. Yaşını başını almış adam. Sen bana sorduklarımın cevabını ver, hemen bırakacağım. Ne istiyorsan söyleyeceğim. Adamcağıza su ver. Tamam abi. Kötü davranmadılar sana değil mi? Yok. Daha. Ben alışık değilim böyle şeylere. Kalbim var. Kendi halimde bir esnafım. Bak baştan söylüyorum. Bana yalan yok. Hangi kendi halinde esnafın 15 milyon doları var? Aman yiğidim. O parayı kim kaybetmiş ben bulayım? Kimin için 15 milyon doları Süleyman Çakır'ın hesabına geçtin Kirkor Terzioğlu? Cevap ver. Ne? Oh!
Hepinizden bu dakikaya kadar gerçekleri sakladığım için özür dilerim. Ama bu duruma beni iten nedenleri sizlerle paylaştığımda bana hak vereceğinizi tahmin ediyorum. Nasibim bir isimli gemimizde sehemimize ait bir gram bile mal yoktu. Ne demek yoktu? Üzerime yüklenen güvenlik sorumluluğu nedeniyle nasibim bile sadece 5 ton un yükleyip yola çıkardım. Bundan şahsım hariç kimsenin haberi yoktu. Sevkiyatı şanslı S isimli gemiyle yapmayı uygun gördüm. Mallar batmadı mı? Hayır. Şu anda güvenli bir şekilde limana yanaşmış, nakliye için öngörülen zamanı beklemekte. İyi de canım ciğerim, bizim malımızı bizden niye sakladın? Biz mi bizi ihbar edecektik? Maalesef Hüseva, bizim biz dediğimiz bazıları bize ihanet ettiler. Kim? Ölümünden kısa bir süre önce Süleyman Çakır hesabına 15 milyon dolar para transfer edilmiştir. Maalesef belgede görüldüğü üzere Ziya kardeşimizin damadı, evladı, varisi Süleyman Çakır bizleri Rus baron Alexander Ivanov'a satmıştır. Süleyman Çakır'ın hesabına geçtiğin 15 milyon dolar kimin? Benim de öyle bir param var. Ne kimse için çalışırım. Abdüley. Kalbim. Aha. Sakın bir daha yalan söyleme. Bu Abdüley adamı döve döve gebertir. Vallahi ben kimseyi tanımıyorum. Billahi tanımıyorum. Neden 15 milyon dolar parayı Süleyman Çakır'ın hesabına geçtin? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Vallahi öldü. Güllü, bas ağzına hapları. Bas, bas. Biz bittik abidin. Tükendik. Mahvolduk.
Bizi hap niyetine yutar bunlar. Her şeyde bir hayır vardır abi. Ne hayrı lan Abidin? Ya operasyonda bizim de adımız geçerse? Ben o böceklerin arasında bir dakika hapiste yatamam Abidin. Yürü, yurt dışına kaçıyoruz. Bir daha kaçma kelamını sizin çapınızdan duymak istemiyorum abi. Hadi devletten kaçtık. Gittiğimiz yerde Allah yok mu abi? Ben kendi işlerimde başkasını yapmam. Benim de öyle milyon dolarlarım yok. Ama? Kıramayacağım bir kişi bana bu transferi emretti. Kim? Benim ona can borcum var. 30 yıldır parasını taşırım. Kimse bilmez. Kim? Ben onun ismini söylersem beni öldürür. Beni doğurar. Testere Necmi. Çöz. Bu yüzüğü görse tanır mı Testere Necmi? Ben bu ihanetin karşısında Yüce Konseyimize ihaneti taşıyanların cezalandırılmasını istiyorum. Sehemdeki başarımın karşılığında başarısızlığına vehmedip kellemi isteyenlerin kellesini istiyorum. Ben nereden bileceğim damadımın hesabına paranın İvanov tarafından yollandığını? Ne bileyim senin oyunun olmadığını. Ben oyun oynamam Siyah Bey. Gereğini istiyorum Sayın Karanlı. İhanetin bedelini istiyorum. Gel Kılıç. Bir karar vermemiz gerekiyor. Efendim maalesef kötü bir haberim var. Şanslı Es içindeki mallarla birlikte yakalandı. Nasıl olur? Olur yok. Oldu bile. Sehemimizin malları artık narkotiğin elinde. Bu şanslı bilmem neyi? Bir karanlı? İşte hiç mi biliyordu? Ya yüce baronumu sahin? O kıymetli testeremiz. Benden size 24 saat süre. Bana